İki görüşme yapıldı, hiçbir sonuç alınamadı. Türkiye-Amerika ilişkilerinde gerileme dönemine girildi. Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. En çok tartışılan konu da Erdoğan-Tillerson görüşmesi. Herhangi bir üyemizin böyle bir güvenlik endişesi olduğunda bunu ciddiye alıyoruz. Deneyimli diplomatlar görüşmede tutanak tutulmamasının tahammüllere aykırı olduğunu söylüyor. Zapta geçmezse ileriki yıllarda o gün ne konuşulmuştu kimse bunu bilemez. Onun için devletin devamlılığı açısından bu gibi konuşmaları mutlaka zapta geçmesi lazım. Peki Erdoğan Tillerson ve Tillerson Çavuşoğlu görüşmelerinde anlaşma çıktı mı? Bu soruya yanıt emekli büyükelçi Onur Öymen'den geldi. Ortaya çıkan tek sonuç bir ortak komisyon, birkaç tane ortak komisyon kurulması. Mart ayında çalışmalara başlayacaklarmış. Bütün meseleleri ele alacaklarmış. Çözüme kavuşturmak için. Fakat şu anda elle tutular bir sonuç yok. Bu PYD'nin silahlandırılması konusu, ne PYD-PKK işbirliğinin engellenmesi konusu, ne Kuzey Irak'ta PKK'nın tasfiyesi konusu, ne Fethullah Gül'ün iadesi konusu. Yani Türkiye'nin beklentisi olan konularda elle tutulur bir sonuç yok. Türkiye ile Amerika arasında ortak mekanizma kurulmasını değerlendiren Öymen, buradan bir sonuç çıkmazsa ilişkiler daha da geriler dedi. Bu komisyonlarda ne sonuç çıktığını göreceğiz. Veya bazı mutabakatlar vardılarsa kamuoyuna açıklanmadığı için onları da bilemeyiz. Bu komisyondan da hiçbir sonuç çıkmazsa maalesef Türk-Amerikan ilişkileri bugünkünün de gerisine gidebilir.